Şimdi Gönül Boran Özüpak. Bugün itibariyle artık onun titrinden emekliler adına yürüttüğü mücadelelerle ilgili bahsedebiliriz. Çünkü bugün İstanbul Emekli ve Emekçiler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Emekli Emekçiler Federasyonu'na adım adım giden bir mücadeleyi örgütlüyor bu aşamada. Geride kalan mağdurlar için. Ama biz onu EYT mücadelesini başlatan isim olarak tanıdık. Birçok kez konuk oldu, değil mi? Burada anlattı, mitingler düzenledi, protesto yürüyüşleri düzenlendi. Her seferinde de Mayıs seçimlerine giderken Gönül Hanım ve onunla beraber bu mücadeleyi sürdürenler, EYT haktır, kazanmak istiyoruz bu hakkı, seçim döneminde talebimiz budur dediler, sonra EYT çıktı. EYT çıktı, seçim bitti, seçimden sonra bu sefer EYT'ye vurulmaya başlandı. İşte EYT çok yanlış oldu, EYT yüzünden hala emekli olamayanlar, geride kalan mağdurlar çoğaldı. Yeni dönemde herkesin acısını EYT'den çıkaracaklar, EYT'yi yapmışken başka hiçbir hak tesliminde bulunmayacaklar. EYT'den faydalananlar dedi ki ya bizi günah keçisi ilan ediyorsunuz. Biz hakkımız için uğraştık. Yapan hükümet, bunun hesabını yapması gereken hükümetti. Şimdi yapılmayan zam için EYT'li. Ama bunu yönetenler herhalde sadece EYT'yi işaret ederek mi bundan sıyrılacaklar? Şimdi Bilal Erdoğan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu, değil mi? Ve hakikaten ekonomi eğitimi almış birisi. Ekonomistim diyor zaten ve devamında da diyor ki ya bu bir felaketti. Ama muhalefetin yüzünden biz bu topa girdik diyor. Muhalefet öyle çirkin hale getirdi ki siyaseti, mecbur kaldık diyor ve kandırıldık da diyor. Şimdi acaba bu sözler bizzat EYT mücadelesini ilk başlatan isim tarafından nasıl algılandı merak ediyorum. Dönelim kendi sözlerini, kendi yanıtını ilk kez Sözcü Televizyonu aracılığıyla paylaşacak. Gönül Hanım selamlar, hoş geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar dilerim Can Bey. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sayın Cumhurbaşkanı'nın oğlu Bilal Erdoğan hem EYT felaketti diyor, hem kandırıldık diyor. Hem de muhalefet yüzünden bunu çıkarmak zorunda kaldık. Ben de faydalandım ama aha işte yani yıllar boyunca bu insanlara maaş ödenecek. Şimdi bir çözüm lazım diye de ekliyor. Bu konuda korkan insanlar olmuş haliyle. Ya biz EYT hakkından faydalandık. Bilal Erdoğan buna bir çözüm gerek diyerek bize verilen haklar tırpanlanacak mı acaba diye sorarlar. Siz ne düşündünüz? Bizzat mücadeleyi başlatan isim olarak merak ediyorum. Evet, öncelikle herkes ekonomist oldu biliyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanımızın oğlu da bu anlamda ben ekonomistim deyip de evet eğitimini almış olabilir ama EYT üzerinden yürümekle bir ekonomistlik bizim tarafımızdan gerçekten hiç sayılacak bir şey. Felaketti sözü şimdi... Sayın Cumhurbaşkanımızın oğlu olmamış olsaydı böyle bir mücadelenin içerisinde anayasal haktan mahrumiyet sağlayan bir kişi olmuş olsaydı acaba bu cümleler ağzından çıkar mı? Ne iş yaptığını gerçekten bilmiyoruz. Vakıfları var, işte şirketleri var. Ha bir de diyor ya ekmek elden su gölden maaş alacaklar. Hayır, biz ekmek elden su gölden değil. 25-30 yıl çalışmışız. Elimizden anayasal hakkımız alınmış ve bunun mücadelesini yıllarca vermişiz. Bu sadece muhalefetin üzerine attığı bir popülist yaklaşımda gibi cümlelerle değil. Biz verdiğimiz mücadelenin baskısı sonucunda iktidarımıza bu yasayı çıkarttırabildik. Elbette muhalefetin desteği oldu, elbette basının desteği oldu, sizlerin çok desteği oldu. Çok teşekkür ediyorum bu anlamda ve birçok evin evine ekmek girdi. Şimdi orada kandırıldık, gençler kandırıldı diye bir cümle kullanıyor ya. Evet. Sayın Bilal Bey, bu sadece Bilal Bey'e de değil, bugünün gündemiyle Bilal Bey. Daha evvelki söylemlerde de icra makamını, iktidarımızı temsil edenler vermedikleri zamma, TÜİK'in ayarladıkları enflasyon oranları ya da aylık bağlanma oranlarının emekli ve emekçiye yansıttığı sıkıntıları ne yapıyorlar? Emeklilere yüklüyorlar. Şimdi EYT'den faydalananlara yüklüyorlar daha doğrusu. Ya bunu yapmıyoruz çünkü evet, bir defa EYT'ye bulaştık, kusura bakmayacaksınız artık gibi izahlar duyuyoruz. Evet, evet, maalesef işte yük olarak bir algıyla yol yürütmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla burada şimdi emeklilikte yaşa takılanlara vermediğiniz zamların sorumlusu biz değiliz. İtibarlarından tasarruf etmeyişleri, işte birçok... bankalardan işte destekler, yani çok çeşitli şeylerle kendilerini zengini daha zengin, fakiri daha fakir etme yoluyla bir yol izlendi ama bir günah keçisi lazım. Bu da kim? Yasayı verdik, suçlusu EYT'den emekli olanlar. Asla kabul etmediğimiz bir şey. Eğer ki bizim gençlere söylemimizde biz bu hakkımızı alalım, hayallerimizi, planlarımızı gerçekleştirdiğimiz dediğimiz süreçte siz bize 12.500 lira ki hazinece desteğiyle verilen emekli maaşıyla Bilal Bey'e de diyoruz ki buyurun siz geçinin bu 12.500 lirayla da iş yapan kişiler, memurlar dahi düşünün 65 yaşına kadar çalışma durumları var ve onlar da yılmış durumda. Bugün 40-50 bin lira maaş almış olsa düşecek aylık bağlanma oranlarından rakamları 3'te 1'ine. Bunun sorumlusu emeklilikte yaşa takılanlar mı? 2000 sonrası emeklilere intibak sözü verdi Sayın Cumhurbaşkanımız. Nerede? 2023'te EYT'den emekli olanlar oldu ki yarım kalan bir EYT söz konusu burada. Çalışma Bakanı her ne kadar 99 öncesi yasa neyse onu çıkartacağız dedi. Burada da bir yalanlamayla gerçekleşti. Son birkaç cümle alayım Gönül Hanım. Evet, bu söylemler inanın verdiğimiz mücadelede bir sonuca ulaşmakla gurur içerisindeyiz. Böyle bir hakkımıza sahip olabilmenin mücadelesini verdiğimiz için ve şu anda da emekli ve emekçilere, evet emekli olduk ama emekçinin bugün asgari ücreti yerlerde, emeklinin de sefalet maaşları için biz Emekli ve Emekçiler Federasyonu olarak yaptık, yine yapacağız, insanca yaşam istiyoruz diyerekten mücadeleden vazgeçmiyoruz. Herkese de mücadeleye bekliyoruz. Teşekkür ediyorum Gönül Hanım. Böylelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'a ilk yanıtta gelmiş oldu. Bir cümle alayım, evet, çok az vaktim kaldı. Bir cümle, evet. Bilal Bey de yararlanmış ya bu EYT'den, doğru. 1981 Nisan doğumlu olup da 17-18 arası belki askerlik borçlanması mı yaptı? Niçin böyle bir felaketse acaba başvurdu mu, ya da başvurduysa niye başvurdu bu felakete ortak olan bir kişi olarak? Bunu da sormak isteriz kendisine. Ya madem şikayetçiyse, madem o günlerde de karşı duruyorsa başvurmasaymış diyor Gönül Hanım. EYT mücadelesini başlatan Türkiye Cumhuriyeti'nde buna dair eylemleri, mitingleri ilk organize eden kişi olarak ilk yanıtı da almış olduk Sözcü Televizyonu'nda gündem masası farkıyla. Teşekkür ediyorum Gönül Hanım. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Sağ olun.